Figen. Biliyorum aldığın kararı değiştiremem. Ama her zaman yanındayım. Bunu bil. Ve ayrıca şunu da biliyorum ki... eğer Sinan senin kardeşin olmasaydı da sen bu ameliyat olurdun. Eğer senin tetkiklerin uyumlu çıksaydı... ve böyle bir risk olsaydı sen ne yapardın? Keşke benim tetkiklerim olumlu çıksaydı da bu riski ben alsaydım. İnan böylesi çok daha kolay olurdu. O zaman da benim için çok zor olurdu. Ama haklısın. Sinan benim kardeşim olmasaydı da ben bu ameliyat olurdum. Tabii ki. Mustafa. Endişelenmeni anlıyorum. Ben de korkuyorum. Ama bana destek olmanı istiyorum. Senden yanımda olmanı istiyorum. Ben kararımı verdim. Gidip konuşacağım. Yapma böyle, ne olur. Bak zaten annemle konuşmam çok zor geçti. Lütfen. Ben bu gece burada olacağım. Yakınımda olmak istiyorum. Buralardayım yani. Anlamıyorum. Sen niye durup dururken gidip tetkik yaptırdın? Sinan, sen... Ondan değil anne. Bu Mustafa esip gürlemedi mi? Yok ben gidip tetkik yaptıracağım. Yok kızımın peşini bırakın ben vereceğim diye. Ne oldu şimdi? Ne yaptırdı anne? Uyumlu değil, ne yapsın? Tek donör olabilecek kişi benim. Anne. Sinan bizim elimizde büyüdü. Ben ne yapayım? Göz göre göre ölümünü mü beklerim? Abla. Sen şimdi Sinan'a böbreğini mi vereceksin? Ya sana bir şey olursa? Olmayacak, tamam mı? Korkulacak bir şey yok. Olmayacak bir şey. Kızım ameliyat bu. Olmayacak demekle olmuyor. Böbreğini alacaklar senin. Ben kararımı verdim anne. Ne olur bana destek ol. Destek olun bana. Lütfen. Thank you.
Macide Hanım, yemek hazır. Ben birkaç gün önce hastaneye gidip bazı tetkikler yaptırdım. Ne için kızım? Sinan için. Donör olabilecekmişim. Doktor hemen yarın ameliyata girebileceğimizi söyledi. Sinan'a böbreğimi vereceğim.